Evet, merhaba sevgili izleyenler. Bugün tekrar yeni bir bölümde karşınızdayız. Konsept gereği programı bir saat tutacağız bugün de. Programa başlamadan önce geçen haftadan bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz geçen hafta diziler üzerinde teori ağırlıklı ders yapmıştık. Yani Türk sanat müziğindeki makamların halk müziğindeki karşıtlarını sizlere anlatmaya çalışmıştım. Bugün o dizilerden Garip dizisi, yani halk arasında özellikle Türk sanat müziğinde Hicaz karşıtı olan bir makam üzerinde Aldırma, Gönül Aldırma türküsünü bugün işleyeceğiz sizlerle. Programa başlamadan önce bu hafta sonu cumartesi günü Esen Filarmingo'da, yani büyük bir filarmonun salonunda bağlamanın çok güzel bir yerde işlendiği bir konu üzerine tartışma oldu. O konu üzerinde de bayağı güzel gelişmeler olduğunu izledim. Saat 10'da başladı. Erol Parlak workshop'u yapıldı. Ondan sonra İsmail Tunç Bilek. Ve çok güzel bir atmosferde de akşamda güzel bir konser olmuştu. Daha önce de programlarımda söylemiştim böyle bir Esen Filarmingo'da bağlama üzerine bir workshop olacağını. Bu benim için ve bağlama severler için çok sevindirici bir olay. En azından bağlamanın Filarmingo gibi bir salonlarda artık kendi yerini bulması ve çok güzel salonlara yaygınlaşması bizim için çok sevindiricidir. Şimdi programa başlamadan önce bir iki şey daha söylemek istiyorum. Programa destek veren değerli sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Özgün Müzik Evi'ne, biliyorsunuz Duisburg'da 18 yıldan beridir bağlama eğitimi veren ve kendi şahsıma ait olan, kendi yerimde sazla ilgili gitar, tamir, nota kitapları vesaire gibi hizmetleri sunuyoruz. Halen hizmetlerimiz devam ediyor. Bu konuda bağlama ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa 0203-56-049'da bana ulaşabilirsiniz. Hafta içi saat 11 ile 16'ya kadar telefonunda olacağım. Evet, şimdi bugün programımıza başlarken ne demiştik? Garip Ayağı. Garip Ayağı üzerinde önce dizisini bir hatırlayalım, daha sonra türkümüze geçeceğiz. Bu arada sorularınız da varsa SMS'lere, ekranda görünen SMS'lerden de gönderebilirsiniz. Evet, Garip dizisini önce sol anahtarımızı çiziyoruz portrenin üzerine. Portrenin si bemol do diyez alıyor. Görüldüğü yarım ses la'ya doğru sesimiz kalınlaşıyor. Do'da yarım ses inceliyor. Şimdi buraya başlamadan öncelikle bir el çalışması yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle iki dörtlük bir çalışma yapabilirsiniz. Sol, la, si, do vuruşları sekizlik birimde aldığımız zaman şu şekilde yukarıdan aşağı birer tane vurup aralarını boş geçerek önce bu şekilde bir çalışma yapınız. Daha sonra 16'lık birim olarak sol, la, si, do, bunu da vuruşlarını bir aşağı bir yukarı vurarak çalışmanızı, parmaklarınızı geliştirebilirsiniz. Parmak numaraları solda 0, la'da 1, si'de 2, do'da 3. parmağı alacağız. Buna dikkat etmemiz gerekir. Burada keza aynı. 0 orta telde 1, 2 ve 3. parmak. Aynısı oluyor. 0, 1, 2, 3. parmak. Şimdi böyle bir şeyi 2 kez de yapabilirsiniz. 2 dörtlük bir çalışma, biliyorsunuz 1-8, 2-8 bir araya geldiğinde 1 dörtlük yapıyordu. İkinci dörtlüğümüz burada, yani 2 dörtlük bir çalışmayla bu şekilde bir çalışmayla parmaklarımızı ve bir de diziyi tanımış oluyoruz. Devam edersek bir nota yukarıya çıkacağız. La, si, do, re. Tekrar 2 dörtlük. Parmak numarası 1, 2, 3. Alt telde re olduğu için 0 oluyor. Devam ediyoruz. Aynısını 16 birimle yapacağız. 16'lık değerlerle aynı çalışmayı. La'dan başlayacaktık. Düzeltelim. Sol'u yapmıştık. Bir yanlışlık oldu.
La'dan başlıyoruz. La, si, do, re. Görüldüğü gibi 16 birimler. Birinci parmak, ikinci, üçüncü ve sıfır parmak. Tekrar la, si, do, re. Bir, iki, üç, sıfır. Bunu da, bu iki ölçüyü de ikişer kez tekrarlayabilirsiniz. Sırasıyla la'dan sonra si'ye geçeceğiz. Si'den sonra do. Yani solden sola kadar birinci bölümümüz solden başlamıştık. İkinci bölümümüz la'dan. La'dan sonra si ile devam ediyoruz. Si, do, re, mi. Si, do, re, mi. 16'lık birim olarak alıyoruz. Tekrar si, do, re, mi. Burada parmak numarası ikinci. Do diyezi üçlü alıyoruz. Re'yi boş sıfır alıyoruz. Birinci parmak mi'yi tekrar birli alıyoruz. Burada da tekrar bu ölçüleri de iki kez tekrarlayıp do'dan sonra da do, re, mi, fa bu şekilde tekrar sekizlik birim olarak 16'ya geçiyoruz. 16'lık birim olarak do, re, mi, fa. Evet, bu ölçümüzü de iki kez tekrarlıyoruz. Buradaki parmak numaramız 3. Alt tel boş olduğu için 0, birinci parmak ve natürel fa aldığımız için burada ikinci parmağı kullanıyoruz. Keza burası da aynı şekilde devam ediyor. Bir ölçü daha yapalım. Şurada şimdi do'dan sonra re gelmiş. Re, mi, fa, sol. Sola kadar yapacağız bunu. Tabii siz bunu bağlamanın diğer perdelerinde de uygulayabilirsiniz. Re, mi, fa, sol. Tekrar hatırlatayım. Nota başları normalinde şöyle yuvarlak olması gerekiyor. Biz zaman açısından, zamandan kazanalım diye, bir de pratik olması açısından çizgi olarak yapıyorum. Tabi bu çizgilerin nerede olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Özellikle nota başlarına. Evet. Bu ölçümüz de tamam. Parmak numarası re, sıfır. 1, mi, fa 2 alıyoruz. Sol'ü 4 ile alacağız. Burada da aynı uygulama yapacağız. Daha sonra bunun dönüşünü alacağız. Önce ilk çalışmasını yapalım. Burada tel numarası orta tel, ikinci tel oluyor. Evet, 2'yi de devam ediyoruz. 3'e gelindiğinde 3. notamızda tekrar orta telde, do'ya gelince 3. tel, üst tele geçmiş oluyoruz. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Şurada bu ölçüye gelindiğinde üçüncü ölçüde tekrar ikinci telle devam ediyoruz. İki, buraya gelince üçüncü tel, re'ye gelince alt tele geçmiş oluyoruz. Burada da aynı uygulamayı yapacağız. Bir aşağı gelindiğinde si ikinci telimizde, do üçüncü tel grubunda, re ile mi birinci tel grubunu alacağız. Burada da yine aynı uygulamayı yapıyoruz. Do'ya gelince buradaki ölçüde tekrar üçüncü tel, birinci tele geçiyoruz. Birinci telde devam ediyoruz. Bundan sonrası zaten altta hep birinci tellerden devam edeceğiz. Re, mi, fa görüldüğü gibi alt tellerde devam ediyoruz. Şimdi bu çalışma parçasını şuradan başlayıp şuraya kadar geldikten sonra bir de bunun dönüşünü yapacağız. Dönüşünü yazmama gerek yoktur çünkü gelişin aynı şekilde dönüşünü uygulayacağız. Şimdi bunu pratikte görelim. Önce ne yapacağız? Bağlamamızı karar sesinden değerlendireceğiz. Akortumuz tamam. Yukarıdan aşağı ilk vuruşumuzu alıyoruz birinci ölçüde. 1, 2, 3, 4. Yukarıdan aşağı karar sesinde çalışabilirsiniz bu çalışmayı. Görüldüğü gibi birinci ölçüyü tamamladıktan sonra ikinci ölçümüze geçiyoruz. Önce tezene çalışması 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yani aşağı yukarı, aşağı yukarı. Dikkat edersek birinci ölçümüzde sekizli birim aldığımız için ikinci vuruşlarımız boş geçiyordu. Burada 16'lık birim aldığımız için bir aşağı bir yukarı alıyoruz. Şimdi iki ölçünün vuruşunu yapalım. Şöyle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Son iki ölçünün tekrarını, burada tekrar işareti olduğundan iki kez üst üste yaptık. Şimdi bu çalışmanızı karar sesinde veya diğer tellerde de uygulayabiliriz. Burada bakıldığında öncelikle şu bağlamadaki dizi yerini sizlere göstereyim. Daha sonra tahtadaki çalışmaya geçeceğiz. Şöyle, orta tel karar sesinde la'ya alıyoruz. 2 ile 3. perde, daha sonra si bemol. 3. parmakla yukarıda do diyez. Görüldüğü gibi. Yani yarım ses inceliyor. Do diyez aldığı için. Burada da si bemol, yarım ses kalınlaştı. Natürel si'miz burada olduğu için yarım ses bemol olduğundan buraya geldik. Şimdi dizi olarak sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Yani ortada 2-3 ses var. Sol, la, si. Üst telde do alıyoruz. Daha sonra alt tele...